Gelin böyle siz bir dinleyelim. Evet, bir hanımefendiye denk geldik arkadaşlar. Bir anne. Aytekin. Evet, Aytekin. Kızınız. Eda Nur. Aa, ne kadar güzel senin ismin var. Eda Nur. Şimdi hanımefendi, 1 Kasım seçimleri için Çin'edeyiz. Evet. Yazarlarımızla beraber halkın bir nabzını yoklayalım dedik. Evet. Ne olur 1 Kasım'da ülkenin gidişatı açısından oylarda bir değişiklik olur mu? Partilerde bir değişiklik olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Bence olur. AK Parti inşallah. Belki Çin'e de olmayabilir, Aydın'da olmayabilir ama gene de Türkiye genelinde birinci sırayı alacak. Tek başına iktidar olur mu? Tek başına inşallah Allah'ın izniyle olacak. Olur diyorsunuz. Olur. Peki çalışıyor musunuz? Ev hanım mısınız? Ev hanımıyım. Ev hanım mısınız? Milletvekili adaylarını tanıyorsunuzdur o zaman. Evet, tanıyorum. Böyle hatırlatmanız varsa söyler misiniz bize? Mehmet Erdem, Mustafa Savaş. Ben çok fazla öbürküleri bilmiyorum. Onları bilmiyorsun. Peki Abdurrahman Öz. Soruyor şimdi. Çin'de iki tane rakip var. Fatih Atay ile Mustafa Savaş. Hangisi daha şanslı? Sonuna kadar Mustafa Savaş. Öyle mi? Evet. Peki başka söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Herkese söylüyorum ki hani hepimiz Mustafa Savaş için, Çin'li memleketimiz olduğu için desteklerini bekliyoruz. Göndereceğiz. İnşallah Ankara'ya göndereceğiz. Peki, hayırlısı olsun. Hadi iyi günler. Sağ olun. Evet.